içerisinde faaliyete geçen Karacakaş Gölü göleti ve Kurçay göleti ile ilgili ilçe tarım müdürlüğünün organizasyon çerçevesinde bugün göletlere balık salma işi gerçekleşti. 15 bin adet sazan balığı Karacakaş Gölü'nün göletine, 10 bin de Kurçay göletine gerekli balık salımı gerçekleşti. Yani gölette balık olduğu söyleniyor. Akşamları buranın balıkçılar, amatör balıkçılar vasıtasıyla neşeli bir hale geldiği konusu muhtar tarafından bize ifade edildi. Bu tür göletlerin hem sulamada faydası var hem de malum son zamanlarda biliyorsunuz orman yangınları ciğerlerimizi dağladı ülke genelinde. Buralardan helikopterlerle su temini konusu çok önemli. Bu anlamda biz vatandaşlarımızdan piknik yaptıkları alanlarda hem çevreyi temiz tutmalarını hem de yani mangal gibi, ateş gibi konulardan uzak durmalarını özellikle hasreten bu ara rica ediyoruz. Ve 190 noktada başlayan yangın çok kısa zaman içerisinde ülkemizde söndürüldü. Çok farklı spekülatif söylemler olsa da bu bir başarıdır ülkemiz açısından. Ne kadar da orman invali yanlış olsa da çünkü kasıtlı hareketleri var. Mevsim nedeniyle olumsuz şartlar oluştu bu arada. Ben yani ilçe müdürümüz, tarım ilçe müdürümüz Özkan Bey geldiği günden bu tarafa başarılı organizasyonları var, faaliyetleri var. Bu anlamda tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah seneye göretten profesyonel anlamda da balıkçılık olayları gerçekleşir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Özkan Bey. Müdürüm. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu etkinliğin ayrıntılarını verir misiniz bize? Tavşan ilçemizde bulunan göletlerden Bahar'ın biz hepsine su numunesi alarak balıklandırma için uygulanan göletleri bakanlığa bildirmek suretiyle balıklandırma istedik. Bugün nasip olsa Akdeniz'den gelen, Akdeniz Su Araştırma Enstitüsü'nden gelen balıkları Sayın Başkanımız, Kaymakam Bey'imiz ve diğer arkadaşlarımızla beraber Kuruçay, Karacakaş, Kayı Göleti gibi göletlerimize de ıttık. Bugün buraya 15 bin adet pullu sazan dediğimiz balıklarımızı, yavru balıklarımızı attık. Benim bu amortif veya sportif olta balıkçı yapan arkadaşlardan tek ricam var. Boy yasaklarına uymaları. Bunların büyüdüğü zaman gelecek nesillerimizde inşallah bu balıkların yararlanmasını sağlamamız. Bu konuda katıldıklarından dolayı kendilerine, programımıza, belediye başkanımıza, kaymakam beyimize ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmıyorlar geldiğimiz günden beri. Tavşanlı daha hizmet etmek tek amacımız bu inşallah.